Evet, herkese merhaba. Geçen haftaki gibi yine bu hafta da hep birlikteyiz. Şimdi katılımcıların sesi de artmaya başladı. Hem katılımcıları görmüş oluyorum, hem aynı zamanda size konuşmacımızı da ufak bir şekilde bir tanıtmak isterim. Bu hafta dördüncü oturumda Amerika'da inşaat sektöründeki yalın uygulamalar ve inovasyon üzerine Barış Rustovalı ile beraber bir görüşme sağlayacağız. Bir e-seminer oturumu sağlayacağız. İnşallah faydalı olacağını düşünüyorum herkese. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Barış Bey bulunduğu bölge ve kıta dolayısıyla bizden çok daha erken aslında yalın uygulamalarla karşı karşıya kaldı. Daha erken tanışmış oldu ve nasıl diyeyim bir şekilde uygulamaya da başlamış oldu. Ben de kendi seminerlerine katıldım. En sonunda Yalın Zirve 2019'da beraberdik. Kapanış sunumunu kendisi yaptı. Çok da ilgimizi çekmişti açıkçası kapanış sunumu. Bu sefer de burada fırsat yakaladık. Birlikteyiz. Şu anda yaklaşık olarak evet bayağı bir katılımcımız oldu. Başlayalım. Katılımcılar devam edecektir. Seminerimiz kayıt altına alınmaktadır. Bunu da belirtmek isterim. Daha sonrasında da YouTube'da yayınlanacak. Bunun dışında da soru ve cevap kısmımız var. Aslında yarım saatlik bir sunum, ardından da 15 dakikalık soru-cevap bölümü ayırmış durumdayız. Ancak sunum esnasında sormak istediğiniz soruları iletirseniz ben de Barış Bey'in kendisine ileteceğim. Daha interaktif geçer diye aramızda konuştuk ve bu şekilde de devam edebiliriz. Buyurun Barış Bey. Hoş geldiniz tekrardan. Merhabalar, hoş bulduk Yüksel. Herkese merhabalar. Beni davet ettiğiniz için, bu fırsatı verdiğiniz için herkese teşekkür ederim. Elimden geldiğince buradaki Amerika'daki inşaat sektöründeki yalın uygulamalar ve inovasyon hakkındaki birikimlerimi, gördüklerimi arkadaşlarla paylaşmak isterim. Dediğin gibi yani konuşma esnasında, sunum esnasında eğer sorularınız olursa sonu beklemeye gerek yok. İnteraktif yapalım. Güzel bir sohbet olsun diye başlıyorum. Başlarken bence inşaat sektörü ve yalın hala gelişmekte olan bir konu. Özellikle çok iyi tanımladığımız bir konu değil. Dolayısıyla bence bazı soruları sormak önemli. Dolayısıyla yalını bir şekilde inşaat sektörüyle bağlaştırabiliriz. Bu düşünceyle birkaç soru var. Onları ortaya önce koymak istiyorum. O da şu, inşaat sektöründeki yeni fikirler ve trendler nelerdir? Yalın tabii ki bunlardan biri. Fakat başka ne fikirler ve ne trendler var? Bunları konuşalım istiyorum. Onunla beraber Türkiye her zaman hızlı bir değişim içinde olan bir ülke. Yani komşuları olsun, kendi dinamikleri olsun birçok dinamik var ve bu değişim içindeyken yeni teknikler ve teknolojiler nelerdir Türkiye için? Yine diğer bir konu, yalının zaten en önemli vurgu yaptığı alanlardan biri de israf ve kayıplar. İngilizce deyimiyle waste. Ve bunun İnşaat sektöründe nasıl görüyoruz, nasıl saptıyoruz ve nasıl bundan elimine edebiliriz sorusu önemli. Dolayısıyla rekabet gücümüzü arttırabiliriz. Tabii yine yalının yine en önemli konularından biri kalite, quality. Bunu nasıl arttırabiliriz? Bu da önemli bir soru. Amacım bunları cevaplamak, bunları cevaplarken de örnekler sunmak. Dolayısıyla bizi izleyen arkadaşlar bir fikir edinebilirler. Başlamadan önce sunumu biraz kendinden bahsedeyim dedim. Bir dünya haritası koydum çünkü son 20 yılım değişik yerlerde geçti. Doğma, büyüme İzmirliyim. İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden arkadaşlar varsa ekranda herkese merhaba, merhabalar. Bal bittikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisi derecemi aldım 97'de. İTÜ'den sonra Rusya'ya gittim. O zamanlarda Rusya'ya gitmek daha çok bir modaydı ve oradaki projeler oldukça sıktı. Rusya'da 2-3 yıl kaldıktan sonra eşimle beraber Amerika'ya geçtik. Chicago'da Northwestern Üniversitesi'ne geldik. Doktoramızı
ve masterlarımızı yaptık. 3 yıl işte Chicago'da çalıştıktan sonra birkaç projeyi orada yaptıktan sonra kendimi San Francisco'da bulduk. Son 15 yıldır da Amerika'nın batı kıyısındaki San Francisco şehrinde yaşamaktayız. Ve 15 yıldır herhalde 15-20 projenin parçası oldum. Değişik rolleri üstlendim falan filan. Onları ifade edeyim. Bunlar zaten bir ilave değineceğim. Ve şimdi evet. Farklı kültürlerle beraber olmuşsunuz. Evet. Bu da bir tecrübe. Yalın nerede uygulanmaya başladı, başlamadı ya da ne şekilde yapıyorlardı. Bunları da tecrübe etme şansını yakalamışsınız aslında. Çok güzel. Evet, biraz öyle bir şansım oldu. Yani Chicago'daki Yalın'ın anlayışıyla şeydeki San Francisco'daki farklı. Şimdi bu çok güzel bir şey aslında, bir nokta oldu Göksel. Çünkü şimdi bu ekranda gördüğünüz harita San Francisco'nun haritası. Yani kendince yapılmış bir harita. Baktığınız zaman San Francisco'da enteresan şeyler var aslında. Bir sürü değişik sektörün kesişimi olan bir yer San Francisco. Size bugün bahsedeceğim 3 tane proje var. 3 tane hastane projesi bunlar. Büyük çapta hastane projeleri. Fakat bu hastane projelerin biraz daha arkasına gittiğiniz zaman şunu görüyorsunuz. Amerika'da Silicon Valley denen, Silikon Vadisi denen bir yer var. Ve o da zaten San Francisco'nun 60 kilometre ötesinde bir yer. Ve bu apayrı bir inovasyon merkezi. Ve yalın ve inşaat sektöründeki gelişimler için ciddi etkileşimi olan bir bölge. Onun dışında yine baktığınız zaman yine San Francisco'da meşhur Toyota'nın General Motors'la bir kurduğu fabrika var. Bu fabrika yaklaşık 15 yıl falan yalın uygulamalar gösterdi ve arabalar üretti. Yine bu yine şeyde San Francisco merkezli bir şey. Dolayısıyla yalının San Francisco'da ve etrafında bu kadar gelişmesi nedenlerinden biri de bu NUMMI plant'ın olması veya Silicon Valley'in olması. Bunlar birleşince dediğim gibi bir yerde yalın inşaatın gelişimi için iyi bir zemin hazırladığını düşünüyorum. Giriş yaparsam yavaş yavaş Albert Einstein'ın çok önemli ve güzel bir lafı var. O da yani İngilizce ekranda gördüğünüz gibi insanity, yani delilik biraz da şey, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek. İnşaat sektörü bayağı bunu andırıyor aslında. Yani çok dünyanın ve insanlığın en uzun süreli sektörlerinden biri. İnsanlık binlerce yıldır bir şeyler yapıyor. Binlerce yıldır binalar, evler, değişik şeyler yapıyor. Fakat yapma metotlarımız, yapma şekillerimiz, ilişkilerimiz çok fazla değişmedi. Aslında Yalın'ın bize sunduğu şey de bu aslında. Yalın bizim var olan inşaat sektörü anlayışımızı biraz geri çekip tekrar uzaktan bakma imkanı sağladı. Dolayısıyla bazı soruları sormamız gerekiyor. Yani o zihinsel gelişimi sormamız gerekiyor. Ve bu sorular nedir dediğiniz zaman ben her zaman yani benim yani Türkiye'deki gençlik dönemimden ansiklopedilerim şeydi. Neden, niçin, bu nedir, bu nasıl çalışır, ne neredir? Yani bu sorular çok önemli aslında ve her yaptığımız şey bu bir sorguyla yaklaşmamızda çok büyük fayda var. Bunu yaptıktan sonra bence yalını ben aslında 3 gruba ayırıyorum kendi kafamda. Yani yalının bir kültürel bazı var, yalının bir organizasyon şeyi var, noktası var, birçok şey var. Fakat benim özellikle inşaat projelerinde yalın uygulamalara baktığım zaman 3 alanı sürekli bakıyorum. Yani yalını nasıl uygularım? Bunlardan biri insan. İnsan çok önemli. Yani insan ve organizasyonu nasıl tekrar düzenliyoruz yalın perspektifle? Proses, süreçler, hangi süreçlerimizi değiştiriyoruz? Eğer yalın yapacaksak süreç nedir? Yalın süreç nedir? O soruyu sormamız gerekiyor. Ve diğer önemli bir nokta ve bu gitgide daha da önem kazanıyor son 5 yıldır özellikle Amerika'da, o da teknoloji. Teknoloji inşaat sektörüne çok ciddi biçimde girmiş durumda. Özellikle yaklaşık 10 yıldır. Fakat 5 yıldır iyice ivme kazandı. Bu teknoloji, alet ve onun getirdiği o tüm alan çok önemli. Ve soru da o zaten. Nasıl insan, süreç ve teknolojiyi
yeniden kurgulayıp yeniden inşaat süreçlerine koyabiliriz. Bu sorular benim için çok önemli. Barış, aslında teknoloji dediğimizin içinde çok gündemimizde olan işte inovasyon, yapay zeka, bunların hepsini içeriyor aslında teknoloji. Evet, evet, çok doğru. Çok örneğini görüyoruz. Dediğim gibi hani ben de kendi firmamda görüyorum. Artık robotlara geçmiş durumdalar. Hani robotu bir şekilde programlayıp bırakıp gidiyorsunuz. O gece boyunca devam ediyor aslında. Datayı sahadan almaya devam ediyor. Çok farklı bir şekilde gidiyor. Evet, çok çok önemli bir nokta ve artık yani geri dönüşü olmayan bir yola girildi teknolojide. Ve dediğin gibi robot uygulamalar, biz Amerika'da benim projemde birkaç kere kullandık ve daha da kullanacağız. Bu önemli bir nokta. Ve özellikle teknolojiden korkmamak gerektiğini düşünüyorum. Teknolojiyi akıllı biçimde süreçlerimize yerleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Önce şeyle başlayalım. Dediğim gibi bu üç değişik alana giriş yapmaya çalışacağım. İlk başlamak istediğim alan süreç, prosesler. Şimdi yalının en önemli noktalarından biri de şu. Normal böyle veya klasik proje yönetimlerinde genellikle işte işveren gider mimarı önce bir proje getirir, sonra mühendisi getirir, sonra yavaş yavaş ana müteahhit firmaya getirir. Bizim özellikle Amerika'da bunu değiştiriyoruz. Amerika'daki amaç bu sağ tarafta gördüğünüz dalgayı bir şekilde sola çekme olayı. Bir şekilde o şeyin müteahhitin, o taşeronun bilgisini ve tüm ekspertizesini bir şekilde öne çekmek ve o süreçlerin mimarla, mühendisle ve işverenle o collaboration'ı yaratmak. Bu çok önemli bir nokta. Amerika'daki hemen hemen bütün yalın inşaat uygulamalara baktığınız zaman bu dalga öne geliyor. O en önemli fundamental değişimlerden biri. Ve amaç da tamamen şey, o bilginin, çünkü bilgi aslında daha çok, yani mimarda da bilgi var, mühendisinde bilgi var. Fakat bunu yapacak olan insan taşeron olduğu için taşeronun bilgisini öne getirip o bilgiyle, o birikimle beraber projenin tasarımının yapılması, o birikimle beraber projenin fiyatlandırılımının yapılması çok önemli. Ve tabii ki bu olduğu zaman bir yerde o kadar yoğun bir collaboration, o kadar yoğun bir bilgi akışı oluyor ki ciddi bir komplekste yaratıyorsunuz. Bir yerde Arap saçına dönüyor her şey. Fakat onunla beraber dediğim gibi daha iyi sonuçlara doğru yola çıkıyorsunuz. Şimdi bunun diğer bir uygulama alanı bizim Amerika'da target costing ya target value design dediğimiz konsept. Bu bütün grubun bir araya çalıp geldiği ve çok transparent biçimde ekibin projenin fiyatlandırılmasının paylaşıldığı bir süreç. Biz işte bu yine bizim bir hastane projesinden daha önce de değişik sunumlarda paylaştım. Projenin hedef bütçesiydi. Fakat proje ilk başladığı zaman proje zaten çok pahalıydı. Fakat zamanla yavaş yavaş mimar, mühendis, taşeron, işveren çalışaraktan bu hedefleri ve maliyeti düşürebildi. Bu da zaten başlı başına bir inovasyon, başlı başına bir collaboration sonucu. Diğer önemli bir nokta, tabii dediğim gibi yani insanları bir araya getirdiğiniz zaman, grupları bir araya getirdiğiniz zaman onunla ilgili bir yapı, bir structure oluşturmanız gerekiyor. Aksi takdirde bu yoğun etkileşim kendi başına bir kaos da yaratabilir. Dolayısıyla nedir yalın sisteminin, nedir yalın organizasyon? Bu önemli bir soru. Bu da yine bence önemli bir yaklaşım. Normalde klasik yani inşaat sektöründe işte işveren vardır en tepede, mimar vardır, daha sonra müteahhit vardır ve bunlar bir şekilde uzaktan birbirine çalışır. Amacımız bunları bir araya getirmek. Bunlar bir araya gelirken bunların bir bütün olabilmesi. Ve onunla beraber daha sonra bütün değişik elektrikçi, mekanikçi, structural, bütün o ekspertizin de bir araya gelmesi ve bir grup olarak çalışmak. İşte bu çok kritik bir şey. Bunu nasıl yapabiliriz sorusu önemli yine. Mesela başka bir örnek, benim çalıştığım hastane projelerinden biri.
Şöyle yaptık. Bu şey, buna biz co-location diyoruz. Bu bir proje ofisi ve bütün işte mimar, mühendis, elektrikçi, borucuyu bir yıl boyunca ofiste bir araya getirdik. Bu değişik renkteki şeyler, noktalar değişik ekspertiz alanlarını gösteriyor. Ve bir şekilde orada bir ekip, bir hedef, bir proje zihniyetiyle çalıştık. Ve sonuçta zaten çok iyi bir sonuçtu. Yani bütçeyi çok altında bitti. Şey, takvimlerin çok önünde bitti ve kalitede çok iyiydi. Bu co-location konsepti Amerika'da bayağı bir hız kazanmaya başladı. Tabii ki son 9-10 aydır COVID'le beraber orada ciddi bir step back oldu. Fakat insanları bir araya getirmek için iyi bir model. Aslında, tabii bunu yapar. Aslında böldüm, kusura bakma. Aslında bir şekilde her departmana farklı bir departmandan bir kişiyi katınca bir şekilde bu koordinasyonu sağlayacak kişiyi de oraya atamış oluyorsunuz. Evet. Ve daha koordinasyon sağlıyor. Sonuçta ki ofiste dönen dediğiniz gibi bütün her şeye bir şekilde aşina oluyor. Kulak evet. Misafiri. Ve bunu birimiyle tartışmaya başlıyor. Evet. Bu da çok enerji katıyordur herhalde işe. Çok önemli. Çok önemli. Yok, çok görsel, çok iyi bir noktaya değiniyorsun. Yani diğer bir sıkıntı da şey, hepimiz mesela ayrı firmalar için çalıştığımız zaman identity ve kimliklerimiz o şirkete daha ait oluyor. Fakat ne zaman ki herkes o neutral, o nötr bir mekanda bir araya gelince tek proje, tek hedef zihniyeti daha önem kazanıyor. Dolayısıyla mesela bu şeye bakarsan burada birkaç değişik nokta var. Bunlar yan yana oturuyorlar. Mesela elektrikçi ne bir mimarla yan yana oturuyor. Hayatta böyle bir fırsatı olmamış daha önce. Ama o ortam içinde sosyalleşiyorlar, çay içiyorlar, kahve içerken muhabbet açılıyor, konuşuyorlar falan. O bireysel iletişim aynı zamanda profesyonel bir gelişime de etken oluyor. Dolayısıyla şey, bu da güzel bir konsept, co-location. Aplikasyonu bile geliştiriyor aslında. Dediğiniz gibi mesleğini, ya yani kendi mesleğinin dışında farklı da mekanik, elektrik kaslarını da geliştirmiş oluyor. Aynen, çok güzel. Yani bu şekilde silo dediğimiz siloları yıkıyoruz. Çünkü Amerika'nın ve yılından önceki en büyük sorunlardan biri hepimiz silo çalışıyoruz. Amaç siloları silmek ve bir bütün olarak bir araya tekrar gelebilmek. O zihniyetle hareket ediyoruz. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Dediğim gibi siz de zaten Göksel, daha önce yazındaki şey, en son geçen sefer de konuşmuştuk seninle. Bu pool planning çok önemli. İnsanlar, yani düşünelim, biz hepimiz ofisteyiz, tamam, milyar dolarlık proje var. Nasıl bir araya geleceğiz? Nasıl planlama yapacağız? Hangi bilgileri, ne zaman istiyoruz? İşte pool planning çok önemli bir şey orada, fonksiyon gösteriyor. İnsanlar komünikasyon kuruyor, konuşuyorlar, birbirlerinden ne istediklerini konuşuyorlar ve o datayı organize ediyorlar. O çok önemli. Last Planner System buradaki yeri çok önemli. Last Planner, Pool Planning, Weekly Work Plan. Sen bana Türkçesinde yardımcı ol bunların Türkçe çevirisinde, ama bunlar çok önemli prosesler. İnsanların ve ekiplerin bir araya gelmesi için. Son planlama olsun dediğiniz gibi. Çok önemli, evet. Ve çok da basit şeyler. Yani mesela bu Pool Planning'de özellikle bir teknoloji yok. Çok basit değil mi? Alıyorsun, sticker alıyorsun, yazıyorsun, koyuyorsun. Yani bunu her zaman her yerde yapabiliriz. Yine dediğim gibi bunları yaparken bu araçları, bu süreçleri şantiyeye de taşımak çok önemli. Yani bu süreçler mimarla, mühendisle başlıyor, işverenle başlıyor o ön safhalarda. Fakat o bilgi yavaş yavaş şantiyeye doğru yaklaştığınız zaman şantiyede bu süreçlerin ölmemesi gerek. Şantiyede de devam etmesi gerek. Ve yine mesela bu resimde gördüğün gibi sabahleyin foremanler toplanıyor. Okey, bugünün planı ne? Onu konuşuyorlar. Yani bu da çok önemli. Bunu şantiyeye kadar almak, götürmek. Dinleyicilerimizden biri de mesela yani bu safhada şeyi merak eder. Mesela BİM bunun neresinde? Yani şimdi bu planlamayı yapıyoruz ama BİM bunun neresinde? Hani arka planında bir BİM çalışıyor mu? Evet, güzel. Kesinlikle çalışıyor. Kesinlikle çalışıyor ve oraya biraz sonra geleceğim zaten.
Fakat dediğim gibi mutlaka çalışıyor. Zaten BIM ortamında yaratılan model daha sonra bir production, bir üretim şeklinde. Çünkü bu ekranda gördüğün 2-3 insan üretimden sorumlu. Hatta dur göstereyim bir dakika galiba tamam. Heh, bak çok güzel. Şimdi bu da bu yine böyle bu başka bir projeden bir örnek. Çok önce projenin başı değil fakat projenin tam böyle şanti uygulaması değil. Mesela şu aşağıdaki resme bakabilir misin? Gördün mü bunu? Bak burada mesela biz pool plan yapıyoruz. Gördün mü? Evet. Bir taraftan da modeli açtık. Bir taraftan da modele bakıyoruz. Revit modeli. Bakıldığımı komple orada zaten. Aslında aynen. Aynen. Çünkü yani pool planı yaparken nasıl yapacağımızı düşünürken bir taraftan da ya bu proje yani doğru mu yapıyoruz diye modeli koyuyoruz. Çünkü model bir yerde şey yapıyor, inform ediyor pool planı. Dolayısıyla elindeki her aracı kullanabilmen çok önemli. Ve o zaman insanlar daha bir engaged oluyor, daha bir işin içinde oluyor. Aslında kontrol dediğimiz engeller de oradan çıkıyor. Yani orada bir clash ya da şey varsa, çakışma varsa o çakışmayı orada tespit etmiş oluyoruz. Ondan sonra da herkes kendiyle ilgili görevleri alıp çözüme ulaştırmak için işte belli bir dediğiniz gibi due date'ler koyulup o süreçte çözüp bir sonraki toplantıya hazır geliyor. Evet. Yani o pool planın zenginleştirilmesi çok önemli. Öyle bir ifade kullanayım sana. Yani mesela ilk biz pool planlara başladığımız zaman 10 yıl önce modeli çok kullanmıyorduk. Daha sonra dedik ki niye kullanmıyoruz? Zenginleştirelim. Tam zenginleştirmeye başladık. Dolayısıyla bunu düşünmek gerekiyor. Çünkü pool planın şey derinliği, çünkü bir yerde pool plan bayağı bir detaylı plan bir yerde. Yani laf olsun diye tık 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 koymuyorsun şeyleri, o post-itleri. Bilerek koymak gerekiyor. Yani mesela değişik sistemler geliyorsa onları o pool plana yansıtabilmen çok önemli. Orada model çok hayati oluyor. Dediğim gibi amaç şey yani, amaç insanların bu proje o planlama ve execution'a çekebilmek. Değil mi? Amacımız insanın aktif ve engaging olabilmesi. Tüm olay bu. Yani biri çıkıp ben her şeyi biliyorum, ben size anlatayım dediğin zaman o pool plan değil. Bu ekibin bir araya gelip engaging olması ve o planı şey yapması, benimsemesi ve benim diyebilmesi çok önemli. Yani pool plan bittiği zaman ekip duvardaki pool plana baktığı zaman evet bu benim planım ve buna katılıyorum. Ve ben bunu inşaat edeceğim diyebilmek çok önemli. Amacımız o. Dediğim gibi bu şey bir süreç. Çok fazla data var. Çok fazla birikim var. Bir şekilde bunu organize etmek gerek. Bir sürü yeni yazılımlar da çıktı. Bu yazılımlarla beraber pool plan bilgisini detaylandırabiliyorsun. Ekranda paylaştığım şeyde görüntü de o. Yani pool planı bitirdik. Değindiğin gibi bir şey de soru da geldi bu arada. Hani pool plan aplikasyonlar kullanıyor muyuz? Aslında tecrübeleri, kişilerin tecrübelerine dayalı bir şekilde aplikasyon kendi başına çözemiyor. Problemi bulamıyor. Problemi evet. Çözümüne ulaştığınız için aplikasyonlar da yardımcı oluyor herhalde. Siz de açıklamak istersiniz. Evet. Yani bir de şey olayı var. Yani inşaata baktığınız zaman inşaatın yani bazı bölgeleri çok birbirini tekrarlıyor değil mi? Amacımız o tekrarlanan alanları, tekrarlanan süreçleri bulmak, standart prosesi yaratmak, daha sonra standart olmayanı da yaratmak. Bir şekilde pool planla ona ulaşmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi bu yine başka bir görüntü. Yani pool plana başladık biz mesela bir gün yine yapıyoruz. Fakat öyle bir noktaya geldik ki emin değiliz. Yani beton mu daha önce gidecek yoksa çelik mi daha gelecek, detaylar çok karışık. Dolayısıyla o anda hemen bir modeli ekrana koyabilmek, insanların kalkıp şunu şöyle yapacağım, bunu böleceğim. Yani amaç şey, bu bir şey, spor. Anladın mı? This is sport thing. Yani futbol gibi, basketbol gibi insanların böyle maçın içine girmesi gerekiyor. Seyirci olarak kaldığınız zaman süreçler işlemiyor. Dolayısıyla bu bence yine senin en sevdiğin fotoğraflardan biri. Herkes çok fokus biçimde, yoğunlaşmış biçimde problem çözümüne uğraşıyor.
Neyse, o dediğim gibi bu insanların insan tarafıydı, people ve organization tarafıydı. Şimdi biraz teknoloji konuşalım. Çünkü o da dediğim gibi yani gümbür gümbür geliyor teknoloji olayı. Ve yani gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla Türkiye'de de bayağı bir teknoloji, BIM yavaş yavaş ivmelenmeye başladı. Modelleme çok önemli. Yani biz şey diyoruz, biz projeyi iki defa yapmayı seviyoruz. Biri şey, virtually, bir de gerçekte. Ve dediğim gibi artık Amerika'da belli başlı bütün inşaat firmalarında en az 2-3 BIM manager çalışıyor. 10 yıl önce tek tüktü. Artık yani benim BIM'le olmayan proje yok neredeyse. Yani özellikle San Francisco bölgesinde, özellikle Batı yakasında. Ve yani BIM'in faydaları çok fazla. Sadece koordinasyon, sadece görselleme değil. Fiyatlandırmada da çok büyük etkisi var. Bir projenin en detayına kadar fiyatlandırabiliyoruz. Değişik işçilik masrafları, materyal masrafları hepsi parmak, yani çok rahat ulaşabileceğimiz database'lerde. Bu örnekte başka bir örnek, 5D dediğimiz cost estimating software. Ve dediğim gibi daha sonra yavaş yavaş bu model sahaya kaymaya başlıyor. Yani sonuçta sahada çalışan foreman, işçi bunu görebilmeli. Eğer sahaya yansımıyorsa zaten orada çok ciddi bir kayıp oluyor. Dediğim gibi robotik uygulamalar veya model uygulamaların amacı o. Bir şekilde o kadar emek verdiğiniz model ve koordinasyon sahaya yansısın ki sahada çok efektif olalım. Yani bir yerde biz şantiyelere yalın fabrikalar gibi bakıyoruz. Değil mi? Şantiye kurunca o benim yalın fabrikam aslında. Artık işçi geliyor, şey modellenmiş proje, onun tamamen uygulanması artık şantiyede. Neyse, şimdi birkaç örnek verirsem, bahsettiğim gibi üç tane örnek vermek istiyorum. Bunlar genelde hastane projeleri ve bunlar yani ciddi boyutta, Amerika'daki ciddi boyutta hastane projeleri. Bir tanesi, bu benim çalıştığım projelerden biriydi. Proje bitti, çok başarılı sonuçlandı. Bütçe hedefleri, yani schedule, quality, hepsini tüm metrikler yerindeydi. Ve dediğim gibi projeye baktığın zaman teknoloji, değil mi? Bu teknoloji neydi? Hangi teknolojiyi kullandık? Ve Building Information Modeling, BIM Modeling çok önemliydi. Süreçler dediğimiz zaman bu process mapping dediğimiz şey çok önemli. People tarafında ise o bizim big room meeting dediğimiz, herkesin bir araya geldiği big roomlar da çok önemli. Ve o bu üç tane şeyin bir araya gelmesi projenin başarılı olması nedeni oldu. Bunlar olmayınca olmuyor. Yani olmayınca o beklediğiniz büyük sıçramayı yakalayamıyorsunuz. Dediğim gibi çok başarılı bir proje oldu, ödüller aldı falan filan. Diğer bir proje, bu benim projem değil fakat buradaki arkadaşlarım, dostlarımın projesi. Yine bir hastane projesi, yine güzel bir proje, 300 milyon dolarlık. Onlarda da aynı şey var. Teknolojiye baktığınız zaman çok ciddi bir BIM application var. Yani çok çok ciddi boyutta. Yani en küçük civatasına kadar, borusuna kadar her şeyin detaylandırıldığı bir hastane projesi. Yine bakıyorsunuz süreçlere. İnsanlar sürekli bir biçimde o information flow, o bilgi akışını haritalandırıyor ve süreçleri anlıyor ki malzeme ve işçi sahaya geldiği zaman her şey akabilsin. Çünkü yalının diğer bir tarafı da flow. If there is no flow, it's waste. It needs to flow. Ve tabii bir de şey var, yani insan var. Sonuçta sahada çalışan İşçinin üretkenliği çok önemli. Bunları yaptığınız zaman teknolojiyi ve prosesi sahadaki çalışan insana şans veriyorsunuz. Onun üretkenliğinin yüksek olması için bir şans veriyorsunuz. Yine diğer bir proje, yine başka bir hastane projesi. Bu da ayrı bir 1 milyar dolar proje. Nedir teknoloji? Yine Building Information Modeling. Yani bir yerde Arap saçı gibi gözüküyor bu model ama dediğim gibi çok iyi detaylandırılmış, her şeyin en küçük detayına kadar, noktasına kadar detaylandırılmış bir proje ve onun üzerinden projelendirmeye geçiyorsun. Süreçlere baktığınız zaman yine o projenin
en önemli başarılarından biri o target costing dediğimiz hedef koyuyorsunuz, şey bütçe hedefleri koyuyorsunuz ve o bütçe hedeflerini sürekli takip ediyorsunuz. Ve bu yani 3 yıllık bir proje. 3 yıllık projede her hafta o ekip olarak yani müteahhitiyle, taşeronuyla falan her hafta bir araya gelip okey hedeflerimiz nerede? Borucun hedefi nerede? Çelikçinin hedefi nerede? Betoncunun hedefi nerede? Onları konuşup onları takip ediyorsunuz ve eğer bir yerde bir deviation, bir yerde sapma olduğu zaman tamam ne oldu? Geri gidelim, çözelim ekip olarak. Yani ona target costing deniyor ve o da çok başarılı bir uygulamaydı bu hastane projesinde. Bu projenin people tarafında yine başarılı kılan dediğim gibi insanları bir araya getirmek o big room içinde ve insanların efektif biçimde birbirini engage etmesi. Bu da çok önemli bir şey. Dediğim gibi yavaş yavaş toparlamaya başlarsam tabii ve en başa gelirsem şey çok önemli. Yani doğru soruları sormamız çok önemli Göksel. Yani dediğim gibi yalın uygulama ve inşaat hala gelişmekte olan bir konsept ve alan. Ama doğru soruları sormamız gerekiyor. Yani İngilizce'deki ifadelerle beraber what if sorusu çok önemli. Yani eğer böyle yaparsam ne olur sorusu. Yani o var olan düşünce kutusundan çıkıp başka neler var? What if sorusu çok güzel. Diğer bir soru da why not? Neden olmasın? Yani hiç yapmadık, tamam doğru hiç yapmadık ama neden olmasın? Ve bu iki soruyu bir araya getirebilirsek, bence işte bu inovasyon, bu experimentation, bu deney zihniyeti ve bence bir yere gidiyoruz ve bunlar bence potansiyeli çok yüksek olan şeyler. Neyse, sonunda toparlarsam aslında son slide'ın senin slide'ın. Geçen sene buluştuğumuzda konuşuyorduk. Bu slide'ı benimle paylaştığın zaman da çok sevinmiştim. Şimdi bu slide'la bitirmemin nedeni de şu. Teşekkürler. Bu slide'ı bitirmemin nedeni şu. Yani yalın uygulamalar her yerde değişik şekilde gelişiyor. Yani Amerika'daki yalın uygulamasıyla Türkiye'de uygulaması farklı. Ve Türkiye'ye adaptasyonu farklı. Ama bu zihniyetle Türkiye kendi yalın uygulamasını bulmalı. Dediğim gibi bence bu çok güzel bir fotoğraf. Bence klasik bir fotoğraf olacak bu. Bir 10 yıl sonra baktığınız zaman. Çünkü Türk kültürü farklı. Türkiye'nin sistemi farklı. Dolayısıyla senin ve sizin arkadaşların, benim dinleyen arkadaşların bunu sorması gerekiyor. Yani benim yaptığımı yapma. Zaten Toyota ile konuştuğun zaman, Japonlarla da konuştuğun zaman yani benim yaptığımı yapma. Benim yaptığımı dinle. Sonra kendi sorunlarını uygula. Mantalitesi ve düşünce sistemi var. Dolayısıyla ben de bu düşünceyle bitirmek istedim. Size başarılar dilerim. Teşekkür ederim bana fırsatı verdiğiniz için. Çok teşekkürler. Fotoğraf için paylaşımınız için de çok teşekkürler. Bunu da zaten sana özel paylaşmıştım açıkçası. Sen evet. De çekiyorsundur diye açıkçası. Aynen. Bir arkadaşımızın çektiği fotoğrafı benim de çok hoşuma o zaman gitmişti. Bir klasik oldu bizim için de aynı şekilde. Süper. Sorulara geçecek olursak ara ara da yöneltmeye çalıştım Barış. Şimdi arkadaşlarımız tabii sunumun içerisinde VR gözlükleri gördü. Arkadaşlar sahada VR gözlüklerle sonuçta bir tespitte bulunuyorlar. BIM toplantılarını yapım toplantılarına, yani uygulama toplantılarına nasıl döndürürüz sorusu var. Bence VR'ın da bunda bir faydası var. Zaten hani BIM'deki oluşturulmuş bir modelin aslında değil mi? VR'la evet. Sahne görüp bir keresinde hatta sanal dünyada görmüştüm. Hani, direkt duvarla cepheyi, Amerika uygulamalarından bir tanesindeydi bu videoda. Duvarla cepheyi VR gözlükle karşılaştırıyor. Boşlukta uzayda çarpı koyuyor burası ve anında maili gönderiyor designer'a ve burayı çöz diyor. Hani benim aklımda kalan böyle bir uygulama var mesela. Siz de devam edin. Evet, yani dediğim gibi teknoloji her alanda yani inanılmaz gelişiyor. Yani VR application'lar çok öyle, communication application'lar çok fazla. Yani daha da zaten ilerleyecek. Burada hiçbir sıkıntı yok. Yani amacımız şey olmalı. Bu
iyi bir ve çok iyi bir koordinasyon ve planlama süreçlerinden geçip, görselleme süreçlerinden geçip VR application'larla beraber bir şekilde sahaya ve şantiyeye olan o problem çözme, yani problem solving in construction'ı minimize etmeye çalışmamız gerek. Ve VR application'lar arkadaşların da yani söylediği gibi ciddi bir artış içinde. Yani mesela bizim burada yaptığımız bir otel projesi vardı. Yani otel projesinde kullandık. Çünkü otel o kadar küçüktü ki yani şey dedik, bu sığmıyor, etmiyor, parçalar bir araya gelmiyor, yatak burada değil, dolap yanlış yerde falan filan. O şekilde mimar ve işveren onu yeniden dizayn etti. Yani amaç o sorunları bu planlama sürecinde yakalayabilmek ve teknolojinin katkısı çok fazla. Diğer bir sorumuz da sıkıntılarla karşılaşılıyordur. Hani büyük odadan çıktık, planlamamızı yaptık. Hemen bir gün sonrasında çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Bu durumda ne gibi önlemler alıyoruz, ne yapıyoruz? Tekrar odada mı topluyoruz? Hani bunlar periyodik midir yoksa acil toplanıyoruz gibi böyle bir hani düğmeye bastığımız, hadi hep birlikte oradayız artık, bir saat içerisinde herkes orada bulunsun gibi durumlar oluşuyor. Çok güzel soru. Bence çok da yerinde bir soru. Yani ve bu çok oluyor. Yani zaten o yüzden, yani bu çok güzel bir nokta. O yüzden zaten Last Planner uygulaması çok önemli. Last Planner uygulaması safa safa bir uygulama ve uygulamanın hiçbir yerinde tamam oldu bitti yok. Yani sürekli bir sonrakine hand off ettiğim bir şey var. Senden sonra gelen insana vereceğim bir şey var. Dolayısıyla otomatik autopilot diye bir konsept yok. Ve o yüzden günlük ve haftalık periyodik konuşmalar, planlamalar çok önemli. Ha, bunları yaparken bile bir noktada acil toplantılara gerek var. Yani bu da çok önemli. Yani koordinasyon, communication, iletişim yalının çok temel öğelerinden biri. Evet, teşekkürler. Diğer bir konuda ustaları standartize etmek. Şey gibi düşünelim, hani örnekliğine gidelim. Tamam, bütün full planı yaptık, bütün planlamamız çok iyi, her şey süper. Günleri belirledik, duration'ları belirledik, süreçleri belirledik. Ancak sahada 3 tane farklı mermer ekibi var. Bu işi nasıl standarda bağlıyoruz? Tamam, yapım yöntemleri var ama ustaları nasıl standartlaştırıyoruz? Güzel bir soru. Yani o da yine iyi bir nokta. Her ustanın, her ekibin kapasitesi farklı, değil mi? Herkes değişik bir yerde, yani bilgi birikimi olarak. Dolayısıyla yani yapabileceğimiz en önemli şey bence ustaları bir şekilde planlama sürecine çekebilmek. Dolayısıyla onlar kafalarında görselleştirebildikleri sürece şeyi, üretimi, üretim daha başarılı olabilir. Ve onlar da kendi gelişimlerini o şekilde geliştirebilirler. Fakat önemli olan şey ustayı öne çekebilmek, planlamaya getirebilmek ve daha sonra farkında olmak. Yani eğer üretim hedefleri koyabilirsek ve bunları şey yapabilirsek, yani sürekli gözlemleyebilirsek bir şekilde o yani gelişim, ustanın gelişimi için de önemli bir şey. Pardon. Yine diğer bir konu gündeme gelen, sonuçta sahada actual'ı görüyoruz, mevcut durumu görüyoruz, gerçekleşmeyi görüyoruz. BIM projesinde bir modelleme var. Modelle beraber paralel kullandığınız sistemler, uygulamalar var mı mevcutta? Yani şu anda da kullanıyor musunuz, devam ediyor musunuz? Faydasını görüyor musunuz? Yani BIM modeli zaten şey bir şey, sürekli, yani sürekli olmasa bile ciddi biçimde onun da bir hayat akışı var, değil mi? Onun da bir life cycle'ı var. Ve proje bittiği zaman o modeli de update ediyoruz, güncelliyoruz. Dolayısıyla en sonunda proje bitene kadar o da bir değişimden geçiyor kendi içinde. Onunla beraber dediğim gibi bu üretim sistemi çok önemli. Yani üretim sistemi dediğim şey de işte Last Planner. That's my planning üretim sistemi. O modelle beraber o da ilerliyor.
Doğru anladım mı soruyu yoksa yanlış mı anladım? Yo, doğru anladınız. Sadece benim de işte kendi sunumlarımda da gördüğüm ya da işte takip ettiğim birkaç tane öyle program var. Dediğiniz gibi hani bir şekilde VR gözlükle ya da kafe kamerasıyla sahayı dolaşırken kamera bütün tespitleri yapıp sonuçta bütün malzemeleri tanıtmışsınız bilgisayara. O bütün gerçekleşmeleri alıp bir şekilde onu masaya atıyor aslında. Hani nasıl diyelim, ofise ulaştırıyor. Sizin tekrardan gidip ya da telefonla konuşup ya da bu datayı bir yere girmeniz gerekmiyor. Bu tarz sistemlerin kullanılmaya başladığını görüyorum zaten sizin bölgede, yani Amerika evet. kıtasında. Evet. İnşallah bu yavaş yavaş adaptasyonu sağlanacaktır. Hani bizim gibi firmalar olsun, buna nasıl diyelim, gönül verenler ya da bu konuda araştırmalar yapanlar daha çabuk adaptasyonunu sağlayacaktır diye düşünüyorum. Evet, yok, çok doğru bir nokta. Ama bir konuda uyarmak istiyorum. Yani dediğim gibi teknolojiyi göz ardı edemeyiz ve özellikle ben de paylaştım, yani ciddi teknoloji uygulamaları var. Fakat eğer yanlış bir şey inşa ediyorsan teknoloji onu düzeltmiyor. Değil mi? Yani önemli olan önce iyi planlamak, doğru inşa etmek ve teknolojiyi o süreçlerde kullanmak. Şey, yani arkadaşların çok teknoloji konusunda çok 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 heyecanlanmasını istemem. Yani anlatabildim mi? Yani ben hala vurgumu insan ve sürece yapıyorum. Evet, insan yaparken, evet, bunu yaparken teknoloji çok önemli. Fakat insan ve süreçlerle başlıyor yalın. Daha sonra tools and technology is coming into play gibi düşünelim. Yani dediğim gibi şey, eminim yani inşallah anlamışsındır. Evet. Çok uzun bir süremiz kalmadı. Sorular tabii gelmeye devam ediyor. Olabildiğince hepsini cevaplamaya çalışıyoruz. Yalın uygulayıp size sormuşlar. Yalın uygulayıp bütçeyi ve süreyi aştığınız zamanlar oldu mu? Eğer olduysa en temel sebep nedir? Güzel, çok güzel bir soru. Eğer yalın inşaat projesi iyi biçimde tasarlanmış, iyi biçimde kurulmuşsa Amerika'da, yani çok büyük oranda bu projeler bütçesi ve süreçleri ve takvimi iyi sonuçlanıyor. Tamam mı? Fakat bazı projeler o hedeflere ulaşamıyor. Bunun nedeni de şey, bir şekilde proje içindeki kültürel farklılıklar çözülemiyor. Yani yalın ve yalın inşaat projeleri gerçekten insanların ve şirketlerin ve grupların önce proje dediği bir süreç. Fakat bazı firmalar bir şekilde hayır, önce proje değil, önce ben demeye başlayınca çatlakları oluyor ve bir şekilde bu kendini gösteriyor. İster tasarım, ister üretim, ister şantiyede. Dolayısıyla en büyük sorunları orada görüyoruz. Eğer bir şirket, eğer bir grup kültürel olarak bunu anlamamışsa, zihinsel olarak bunu anlamamışsa, bu bir şekilde kendini gösteriyor ve hedeflere saptama oluyor. Buna rağmen bence yalın uygulama en iyi şey. Çünkü her projede bir yerde tek tük birkaç tane böyle çatlak ses var. Ama yalın inşaat sistemlerini kurabilirsek bu ekipleri, bu grupları yakalayıp bir şekilde onları sisteme entegre etme şansımız daha yüksek oluyor. Ama çok güzel bir soru. Evet, diğer bir konu da direkt okuyorum. Özellikle bütçe hedeflerinin gerçekleştirilmesinde ve maliyetin azaltılmasında çoğunlukla bir disiplin de indirimi, diğer disiplinde de artış sebebi olabiliyor. Bu gibi durumlarda nihai kararlar ya da baskın taraf hangisi oluyor? Tam emin birisi değilim. De isyan yaratırken birisi de kazanç yaratıyor diyor. Yani hani aldığım doğru karar. Doğru. Şey, bu da çok yerinde bir soru. Çok güzel bir soru bu arkadaşın sordu. Yani şimdi bu da başlı başına bir aslında sunum. çünkü şey, yani bazen mesela diyelim ki borucu için ekstra şey, elektrikçi için faydalı bir şey olabiliyor. Dolayısıyla bunu nasıl dengeliyorsun, değil mi? Bir yerde gidiyorsun, borucu ediyorsun ki işte 100 metre daha boru koyman gerekiyor ama elektrikçi ondan faydalanıyor. İşte
Şimdi bu da diğer bir alan. Bu aslında bu sunumda hiç değinmedim. O da şey, inşaat projelerinin kontrat ve contractual o süreçleri nasıl planlanıyor ve dizayn ediliyor. Valla o başlı başına bir sunum. Fakat orada da güzel şeyler oluyor. Ama o vurguyu yapayım. Yani bu süreçleri yaparken, yani yalın inşaat organizasyon tasarımını yaparken kontratları da konuşmamız gerekiyor. Sen şartnameler bana yardımcı ol. Yani Türkçedeki kelimeyle contract da çok önemli. Peki son soru diyeceğim. Barış, sizdeki yani insan faktörü dedik ya, kişi faktörü. Hı hı. Peki ilk başladı mı ya bu? Hani Amerika'da başladı. Ne farkı vardı ki insanların yani? Tamam orada başladı. Burada da başlatsaydık aynı etki alır mıydık? Hani Silikon Vadisi diyorsun. İşte ne bileyim belli başlı etkileri olabilir. Fark neydi? Ya fark güzel. Bu da çok iyi bir yerinde bir soru. Yani fark şu. O kadar ziyanlar gözüküyor ortada ki. Yani klasik inşaat uygulamaları, klasik inşaat zihniyeti de o kadar çok waste ve ziyan var ki ve çok ortada. Ve bir taraftan manufacturing ve üretim, işte Toyota'yı izleyince insanlar durup düşünüyorlar. Yani hayır, yani dediğim gibi en son dedim ya, böyle what if ve why not sorularını sorunca başka sektörlere bakıp o bir şeyleri değiştiriyor kafada ve zihinsel olarak. Ve oradan devam ediyorsun zaten. Yani o şeyle, o kıvılcımla bir yola çıkıyorsun ve bir serüven bu. Yani şey değil, bu 10 yıllık, 15 yıllık, 20 patlama. Yıllık bir serüven. Evet, sonra da büyük patlama. Yani o aslında evet. Hedefi değil mi? Bir yere evet. Gelmiş oluyor. Evet. Yani Toyota'nın tarihçesini okuyunca da zaten bunu görüyorsun. Yani küçük şeyler, kazanımlar, o small improvement and small wins is becoming something. Ama o hedef ve uzun yolculuğu görmek gerekiyor. Biz bazen Türkiye'de heyecanlanıp atlayıp hemen sonuç bekliyoruz ama öyle değil. Yani zamanla üzerine bir şeyler koya koya bir yere varıyoruz yolunda. Evet, çok başlayıp çok çabuk da bırakabiliyoruz. Evet, ona dikkat etmek gerekiyor. Barış, çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu. Rica ederim. Gibi hani süreye de sadık kalmak istiyorum açıkçası. Tabii sizin ki. Sizin sabahın çok erken saatleri şu anda. Çok erken saatlerde seni bir şekilde misafir etmiş olduk. Sorun çok değil, sağ rica ederim. Çok keyifli benim için. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Teşekkürler Göksel. Ark Türkiye'ye selamlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Selamlar. Bay bay. Görüşürüz.